bir dişin tek bir noktasını bir IMAX ekranında filmizler gibi izleyebiliyorsunuz ve orada yaptığınız tedaviler mutlak başarıya getiriyor. Çünkü dokuyla uyumlu, dokuyla dost şekilde çalışıyorsunuz. Her şeyi hastaya detaylarıyla anlatıyorsunuz. Hasta operasyonun sonunu baştan bildiği için güvenle giriyor. Hemen yemeğimizi yedik, ağzımızı, elimizi, Hı. ağzımızı yıkayacağımız anda diş fırçalamak en temel kaidemiz, kuralımız oldu. Ayretör dediğiniz, aletlerin o çıkarttığı sesin indiren, o sesi hiç duymadığın sistemler var. Yine ne lazerlerde. Biliyorsunuz hiç Tabii. bilmiyorum bunu. İmplant aslında artık çok acayip, mucizevi noktalara geldi. Teknoloji evet öyle bir hale geldi ki sadece implantlar gelişmiyor. İmplantın üst yapıları da gelişiyor. Dijital diş eti hastalığını ölçen cihazlar var. Müthiş. Müthiş. Herkese merhabalar. Ee, bugünkü konuğum Doktor Ümit Sayit Yavuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ne konuşacağız doktor? Ee, diş hekimliği konuşacağız. Diş konuşacağız. Olmuş, çok korkutucu. Çok korkutucu değil mi? Hala korkuyoruz değil mi? Hala korkuyoruz. Kadınlar mı erkekler mi? Ee, Valla ikisi de korkuyor. Yani eşinize Ama, sordum erkekler dedi. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> o beni örnek almıştır. Çünkü ben küçüklüğümde yaşadığım bir diş hekimi travması yüzünden bu konuya çok korkan bir insan gözüyle bakıyor. Nasıl bir travma yaşadınız? Önemli bunu özellikle ee, soruyorum. Çünkü çok travma yaşayan var ve bundan dolayı da popüler gelişiyor. Şöyle söyleyeyim, bir diş tedavisi yapılıyordu bana. O zamanlar hı hı. herhalde 9 yaşlarında falandım. Bir diş çürüğüm temizleniyordu. Anestezi yoktu. Hekim durulmasını istediğim halde devamlı Durmaz. çalışmak için durulmuyordu. Ve yani o zaman çalan müziği bile Rivaldi'nin 4 mevsimi çalıyordu. Hala aklımdadır. İnanılmaz. Evet. Bak çok önemli değil <laughs> mi? evet. Gelmişsin. Hatta klasik müzik sevgim bile oradan geldi. Enteresan. <laughs> Bilinçaltıma yerleşti. Nefret edebilirdiniz ama. Evet ama çok seviyorum. Ama harika. ama çekimlerinden çok korkuyorum. Hala. Hala. Hadi, hala, hala. korkuyorum. Ciddi misiniz? Ciddi, korkuyorum. Şey Bana bakan kişi sayısı çok azdır. Hep öyledir ama çekimleri zordur, değil mi? Yani Kendiden. ağrı duymayacağımı bana o güveni verdikten sonra bakabilir ama gerçekten hey, koltuğuna oturdum diye bileyim. hekim Hı. sayısı çok fazla değil yani. Bu çok önemli çünkü bu travmalarla gelen bir nesiliz aslında. Evet. Şimdi yeni nesil çok şanslı. Evet. Çünkü müthiş teknoloji, değil mi? Evet. İnanılmaz, İnanılmaz derecede. Ben şöyle söyleyeyim. Son 15 senede diş hekimliğinin belli branşlarında hı hı. gelişen teknoloji bir anda farklı noktalara getirdi. Hı hı. Yani benim uzmanlık dönemimde ya da diş hekimliğini yeni bitirdiğim dönemlerdeki tedavi yaklaşımları çok ciddi farklılık arz etmeye başladı. Hı hı. Hastaların konforu, iyileşme zamanları, hı hı. günlük hayatına alıkoymamaları. Bunların en büyük avantajlarından birkaçı. O zaman mikro cerrahi ile başlayalım. E hadi başlayalım. Mikro cer cerrahi zaten uzmanlığımız değil mi? E, ben aslında diş eti hastalıkları uzmanıyım ama benim e, doktoram DR unvanım hı hı. E, implant üzerine olduğu hı hı. için e, ve periodontolojinin de verdiği cerrahinin mikro tekniklerini kendimde geliştirdiğim için mikro cerrahi aslında bir uzmanlık. Hı hı. Ee, benim gözümde. Hı hı. Ee, ne demek evet. mikro cerrahi? Öyle başlıyor isterseniz. Şimdi mikro cerrahin söyle şöyle bir standart cerrahinin yaklaşımını tehlikeli olabileceği zamanlarda e, veyahut daha e, kapsamlı detaylı bir tedavi yapacağınız zamanlarda açıkçası sizi kurtaran bir yöntemler zinciri. Hı hı. E, mesela çok estetik ön bölge tedavilerde mikroskop altında ya da büyütmesi, hı hı. büyük büyütmeleri olan loop dediğimiz mercekler altında yapılan tedavilerde siz tıpkı bir e, filmi IMAX ekranında izliyormuş kadar e, büyük oranda gördünüz. Şimdi dişili çevre dokuları görebiliyorsunuz. Muhteşem görebiliyorsunuz. Yani gitti e, ciddi bir IMAX ekranında izler gibi tek Eskiden Eskiden şey. böyle değildi. Değil değildi. Hı. en büyük mercek neydi? Kendi gözlerimiz. O kadar, onda, o kadar. O kadar. O kadar. O kadar. O kadar. Şimdi Sonsunda kaç Mikroskop katı? 22x. Yani İnanılmaz. düşünebiliyor musunuz? Ee, tek bir dişin tek bir noktasını bir IMAX ekranında film izler gibi izleyebiliyorsunuz ve orada yaptığınız tedaviler mutlak başarıyı getiriyor. Çünkü dokuyla uyumlu, dokuyla dost şekilde çalışıyorsunuz ve o bölgeye hitap edebilen e, aletlerle çalışıyorsunuz. Burada da aletlerin yardımı ortaya çıkıyor. Tabii ki bu Anlamda mikro cerrahide kullandığımız aletler de değişiyor, sadece büyütme hı. değişmiyor. Hı. Daha minik, daha ufak, daha şirin, daha minnoş aletlerle tedavileri yapıyoruz. İşiniz çok kolaylaştı aslında, değil mi? Ee, eğer bunu e, günlük hayatınızda standartize hale getirebiliyorsanız hı hı. işiniz çok kolaylaşıyor. Hı hı. Ee, ama bunu işte daha hız odaklı, daha başka yani. şeyleri e, kafanızda geçiriyorsanız o zaman tabii ki bu e, yaklaşım size göre bir yaklaşım değil. Hmm. Benim primer mantığım hastaya öncelikle zarar verme ve doğru tedaviyi minimum almak. E, hmm. e, e, tedavi yaklaşımıyla organize mantı olduğu için. Şimdi her sektörde olduğu gibi diş de zaten merdiven altı da var. Oh, bir hızı da var. Ben nelerle karşılaşıyorum. Acayip acayip şeyler ve acayip acayip Hı. örnekler var. Dolayısıyla doğru diş hekimiyle buluşmak çok kıymetli. İşin uzmanına gitmek çok önemli. Çünkü geri dönüşleri de zor oluyor bu işlerin. Size mesela onu gitmiş o e, şeyim hasarı hasar almış. Ben almış kişiler çok Geliyor. geliyordu. Tabii o çok zordur zaten düzeltmek. zaten. Ben ben onu hastalara anlatırken özellikle şunu da söylüyorum. Yani bu e, ilk defa gelen bir hasta için yapılan tedavide, tedavinin onarımı hı hı. ilk tedavi yaklaşımından daha çok çok, çok daha lazım. zor. Evet. Çünkü dokular hasar almış oluyor. Hı. O dokuların hasar aldığı zaman yapacağın işlemin muhteviyatı değişiyor. İyileşme zamanları değişiyor. bir sürü bir para gidiyor. o var. Üst, Zaten üst, zaman ve para Yazık. hele bu ekonomik koşullarda tabii, çok büyük problem. Tabii, tabii. Dolayısıyla e, hastanın özellikle ellenmemiş hastalar benim için pırlanta değerinde çünkü evet ilk defa onların dokularına zarar vermeden e, bu işlemleri yapabileceğinizi biliyorsunuz ve maksimum başarıyla ayrılıyorsunuz ama Tedavisi olmuş ve hasar görmüş hastaların iyileşme dönemleri de çok farklılık arz ediyor. Burada yine bazı dönemlerinde özellikle mikro cerrahiden faydalanıyoruz. Çünkü hı hı. doku yanlış bir tedavi sonucu hasar aldığı zaman onu iyileştirmek standart cerrahi yöntemlerle çok zor. Hı hı. E, standart dikişler kullanmıyorsunuz. Farklı e, estetik ya da iyileştirici tedaviler insizyonlarla dikiş teknikleriyle dikiş teknik. ve e, kesilerle bu işi Hı. yapıyorsunuz. Burada da dokuya aslında her açınızda bir hasar veriyorsunuz ama bunu minimal ve en olması gereken üst seviyede onara buluşabilmeniz lazım. O zaman mikro cerrahi bu iş. Tabii var. ki herkese göre farklıdır ama hani her dişe göre evet. ya da yapıya göre, ağza göre. Ama mikro cerrahi en çok en sevdiğiniz kullanmayı sevdiğiniz şeyler nedir? Mesela mikro cerrahi ile şurada çok güzel başarı Ön bölge estetiklerinde Önler. mesela önden bir dişinizi kaybettiniz hmm. ve oraya tek diş implant yapılmasını istiyorsunuz. Hı -hı. Eğer anında implant yapılıyorsa, çekim anında implant yapılıyorsa bundan alacağın sonuç maksimum. Ama bu sırada bazı tripler var. Sadece implantı yerleştirmek yetmiyor. Hı hı. Oradaki dokunun iyileşme dönemindeki kalınlığını koruyup neticede üzerine yapılan porselen kaplamanın... Ne kadar ince iş. Tabii tabii. Evet, tabii, tabii evet. E, o porselen kaplama aynı doğal diş gibi durmasını sağlamak lazım. O zaman... Bazı dokuları oraya sadece implant o dokulara da orayı beslemek gerekiyor operasyon sırasında. O zaman mikrocerrahi muhteşem iş çıkarıyor. Ya da 20 yaş çekimleri. Ha, şimdi onu soracaktım. 20 yaş hala başımıza dert mi? E, vallahi değil artık. Değil mi? Evet. Şimdi e, tabii donanımı yüksek kliniklerin en büyük avantajlarından biri bu. Ee, biz şüpheli bir diş gördüğümüz zaman standart çene filmiyle şüpheli bir diş gördüğümüz zaman özellikle alt çenede bu şüpheli dişler çok fazla oluyor. Ne demek şüpheli diş? Ee, şöyle alt çenede sinire çok yakın Hı? ya da sinirin içinden kökleri geçen dişler oluyor. Bunlar özellikle 20 yaş dişlerinde çok fazla görülebiliyor. O zaman biz o dişleri e, nereden sinirin nereden geçtiğini tam olarak anlayabilmek için tomografik 3 boyutlu görüntüleme yöntemlerine başvuruyoruz. Hı. O da kolay artık değil evet, mi? Evet. Çok kolay. inanılmaz. Aynı çene filmi çekilir gibi. Hasta 2 dakika daha aynı e, radyolojik ünitede duruyor. İki dışarıdan. Dakika dışarıdan. Çekiliyor. 2 dakika sonra neyin nereden geçtiğini nasıl geçtiğini, operasyonda neyi yaşayacağını, nasıl yaşayacağını i̇nanılmaz. her şeyi hastaya detaylarıyla anlatıyorsunuz hasta Operasyonun sonunu baştan bildiği için güvenle giriyor. Çok önemli bir şey. Evet, bu. çok önemli. Ve sonrasında. Peki ben bu 20 yaş hiç anlamamışımdır. Yani 20 yaş ne niye var diye düşünmüşsünüz. Size de geliyordu. 20 yaş dışı aslında üçüncü büyük azı temel hmm. alınmış. E aslında, evet. evet. Üçüncü büyük azı. Ama e, toplumsal olarak e, bu ırksal tabi hmm. bizim alt çene ve üst çene gelişimimiz normal kuzey ırkları gibi İskandinav ırkları gibi değil. Dolayısıyla e, bizdeki içine gelişimin yetersizliğine bağlı olaraktan o dişler genelde çok çıkmıyor. Hmm. E, ve çıkmadıkları zamanda ya öndeki dişlere baskı yaparak İ dişleri kaydırıyor, arttırıyor ya da öndeki, tam en önü onun tam önündeki dişte çürüklere sebebiyet veriyor. Hmm. Ya da yarım çıkmışsa temizlenebilirliği yeterli olmadığı için hmm. o bölgelerde enfeksiyona sebebiyet veriyor. Bundan dolayı alıyoruz. Peki, Şimdi zaman ırksal da değişebiliyor, başka türlü de değişebiliyor. Beslenmeyle de alakalı değişiyor mu diş yapımız Türklerin diş yapısı peki? Çok güzel bir soru. Evet değişiyor. Çünkü bunun içerisinde yediğimiz yiyecekler değişiyor, aldığımız vitaminler değişiyor. Doğumda annelerin hamile kaldıkları süreçten sonrası değişiyor. E, organik besinlerin azlığı Yenememiz, yapay besin. o domatesleri evet evet, evet evet yememiz o adam, domatesleri yememizin yememiz. <laughs> sonucu bunlar Aynen. ama gerçekten e, aldığımız havadan tutun yediğimiz gıdalardan tutun zaman itibariyle tabii bunlar hemen bir sene altı ayda değişen şeyler değil yani diyorum. sonuçta bir e, nükleer patlama sonucunda hemen yayılan tabii. bir şey yok ama Zamanı vurduğu zaman insanın kendisi tabiatının değişmesiyle birlikte dişler de ona göre değişiyor. Hı hı. Özellikle son zamanlarda e, bu hem e, gerçekten besinlerin yeterli e, vitaminlerin vesaire alınmaması olmaması e, aynı zamanda hazır gıdalara çok fazla artık rağbet konulması diş eti hastalığını da beraberinde getirmeye başladı. Hı. Ee, Eskiden bu kadar gözükmüyordu. Yok belki. gözükmüyordu. Daha organik şeylerle ve daha sert yiyeceklerle besleniyorduk. Şunu biliyor misiniz Elma yemek aslında diş fırçalama etkisi yaratır. Hayır bize zararlı denmişti zamanında. Hayır. Biliyorsunuz hayır. ısırma çocuğum elmayı hayır. falan derlerdi. Hayır, hayır. elma Çok ilginç. fırçalama etkisi Sert gıdalar fırçalama etkisi yapar. Ağızda yemek yerken bir devinim vardır. Aynı Hı -hı. fırçalama gibi. Hı -hı. E, sert gıdalar aslında bir ne noktada bak bu mikrobiyal bir plan, yer bakteri planı da e, temizleyebileceği özelliği vardır. Ama ve lakin, tabii ki mutlak temizlik fırçalamayla mümkündür. Evet. Bunda da en temel şey nedir? Diş fırçası. Ee, yemeklerden hemen sonra, sonra. Evet. tükürüğün tamponlama kapasitesi düşmüşken hmm. çünkü o zaman içerisinde yarım saat içerisinde tekrar aynı level'a geliyor. Evet. İlk, e, hemen yemeğimizi yedik, ağzımızı elimizi hmm. ağzımızı yıkayacağımız anda diş fırçalamak en temel kaidemiz, kuralımız olmalı. Türk işi bir öğrensek değil mi? Valla disiplin artık e, disiplini bayağı pratik hale getirmeye başladı. Hiç yani. fena değiliz. Hiç evet, fena evet. değiliz. Doğru, Hiç fena evet. değiliz. Bayağı güzel şeyler yapmaya başladı. Sapan şeklinde testere şeklinde tabii tabii çok çıktı. Tabii tabii çok güzel. Çok kolay kullanım çok çıktı. Çok kolay yani. kullanım evet, çıktı. Aynen. Ama ve lakin, tabii ki arayüz temizliği çok önemli. Ben onu şeyden bahsediyorum. Şimdi sizin iki tane arabanız var diyelim. Hmm. Allah daha çok versin. İki araba. <laughs> arabaları baş başa koymuşsunuz ve arabaları çok şiddetli bir suyla yıkıyorsunuz. Hmm. Harika. Gıcır gıcır oldu arabalar. Fıstık gibi. Arabaları birbirinden tampon tampon ayırdığınız zaman ne oldu? İki tarafında tamponları kirli kaldı. Hmm. Dişlerinizin önlüler kısmını çok iyi temizliyor olabilirsiniz ama o fırça maalesef araları temizleme yeterli yapma. değil ve diş et hastalığının temel başladığı yer de dişlerin arasıdır her zaman. Dolayısıyla mutlaka e, günde iki defa güzel bir e, seçenek olur ama en az bir defa da mutlaka en diş arası. arası. Fırçası ya da diş ipi kullanmamız gerekiyor. gerekiyor. Şimdi 20 yaş ve cerrahi konuşuyorduk. E, çok korkan var evet. e, ama biliyorum ki artık anestezi de daha kolay. Bir, çok daha bir kolay. Kalem gibi bir şeyle değil mi? Sizde. Evet. evet. E, ama ona rağmen fobi. Yani şu koltuğu çok fobi olarak gören var. Bayılt, tamamen bayılttınız oluyor mu? Oluyor. Mesela. O nasıl bir ee, Bunun en temel yaklaşımı gene sizi ya da seda Çünkü şunu soracağım. Ee, hiçbir şey hissetmese de sesi duymaktan rahatsız olan var mı? Orada şunu söyleyebilirim. Çok doğru bir e, e, özellikle e, dolgu yapılırken evet. aeratör dediğimiz el aletlerinin o çıkarda ince tiz ses insanların korkulu rüyası. Evet. Sanki beynimize geliyor. Hiçbir şey hissetmiyorsun. Evet. Ee, eğer herhangi güzel bir anesteziyle hasta uyuşmuşsa hiçbir şey hissetmiyorsun. Ama fobik olarak gerçekten bundan korkusu olan hastalara iki temel yaklaşım var. Sedasyon ya da genel anestezi. Peki. İkisinde de genel anestezi uzmanının öngördüğü koşullarda, hastane ortamında hastalar uyutulup hı. ya da sedatif ilaçlarla hasta Sedasyonu kendine... Sedasyonu da mı hastanede yapıyorsunuz? Sedasyonu da hastane ortamında hı hı. yapılıyor. Dolayısıyla çünkü bunun en temel sebebi Herhangi bir olumsuzluk koşulunu son derece imkanı bol olan ve doktorların o konuda tecrübe olan yerde hızlı bir şekilde çok çözebilmek. önemli bir şey söylüyorsunuz. Tabii. Ee, bu şeye benziyor. Araba kullanıyorsunuz, 90 kilometre sabit hızda ve Hı -hı. El, emniyet kemerini takıyorsunuz. Onun sonrasında kaza olsa bile hep onu düşünmek zorundasınız siz bir problem yaşamıyorsunuz. Dolayısıyla en kötü senaryoları düşün ona göre hakim olabileceğiniz en temel yerde tedavinizi yapmanız lazım. Ama ve lakin e, artık şu da var müjde. E, e, Ayretör dediğimiz, aletlerin o çıkarttığı sesin evet. e, indiren, e, o sesi hiç duymadığınız sistemler var. Yine lazerlerle. Hiç bilmiyorum bunu. Evet. Lazerle çürüğü temizleyebiliyorsunuz. Ah çok iyi. Ve tamamıyla e, hiç hastalığı duyduğunuz tık 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 diye bir Sadece o ses bir, evet, biraz o kadar, bir, bir, bir... hepimize kalmış o ses galiba ha, değil mi? Evet, evet. E, ve sonrasında çok konforlu bir şekilde aslında temiz, e, çürü temizleniyor ve dolgu temizliyor. Peki çocuklarda e, genel e, sedasyon mu öneriyorsunuz? Küçük çocuklarda ya da çok şeyde? Ben eğer kooperasyon yeteneği e, kısıtlanmamış çocuklar değillerse e, e, mutlaka mutlaka onlara yakın, onlarla iletişim kurabilecek bir pedodonti yani çocuk evet. diş hekimi uzmanı öneriyorum. Evet. Hiç sedasyon ya da genelde size önermiyor aslında bakarsanız. Hı -hı. E, çünkü çocuklar aslında iletişim kurulabilecek ve çok rahat iletişim kurulabilecek eee doğaları gereği canlılar. Dolayısıyla bizim e, bu konuda hakikaten çok e, inanın, iyi doktorlarımız. İyi bir, bir pedodonti uzmanımız var ve Hı -hı. bu konuda gerçekten çok iyi. İletişim kuramadığı çocuk yok. Çok önemli bir evet, şey. bu çok önemli bir şey. Bir de travmaları engelliyor. Evet. evet bu çok evet, çok evet, önemli evet. şey. İşte biraz siz korkuyorum diyorsunuz. Evet. Ben hafif size göre daha iyi. Yok ben çok keskin <laughs> Aslında çocuklar yetişkinlere göre bir tık daha daha cesur diye düşünüyorum. Düzgün anlatıldığında evet, değil evet, mi? Evet evet. Anlıyorlar. Evet. Her şeyden önce anlıyorlar. Çocuklara gerçekten soğut bir şekilde onlara güzel hoş benzetmeler yaparak Anladım. ve onlara gerekirse açıklayarak. evet, açıklayarak ve aletleri ellerine vererek dokundurarak baktığın zaman çocuklar o hissiyatı o güveni kazanıyorlar size ve tedavilerini yaptırıyorlar. Şimdi not almışım bakıyorum bir alet var piezo. Piezo evet. Nedir bu piezo? O çok güzel. Şimdi piezo aslında <laughs> ee, piezoelektrik sistemiyle çalışan bir e, bu akımda çalışan bir atravmatik cerrahi tedavilerde kullandığımız bir alet. Bizler genellikle bunu e, kemik e, kalınlaştırmada ya da e, yani yetersiz olan kemik dokusunu evet. yeterli hale getirmede ya da e, farklı daha travmatik ileri cerrahi işlemlerde kullanıyoruz şimdi şunu açıklayalım niye kemiği fazlalaştırmaya çalışıyorsunuz Çünkü oraya Çok implant da. yapabilmek için herhalde ee, implant yapabilmek olabilir estetik olarak kemiği e, hastanın gülüşünü ya da çile e, proporsiyonu evet. düzeltmek açısından olabilir genellikle bunu kulak burun boğaz uzmanları da kullanıyorlar Hı. burun ameliyatlarında vesairelerde. Hı. E, biz de onu e, yine e, Cerrahi, kemik cerrahilerinde, atromatik ve ileri cerrahilerde, atromatik bir şekilde iyileşmeyi hı hı. sağlamak amaçlı ve hakikaten e, çok başarılı sonuçlar elde ettiğimiz bir hı hı. tedavi metodolojisi. Bunu da kullandığımız alet e, diş hekimine uygun bir piezo sistem, hı hı. E, belli e, uçlarıyla hı hı. kemiği Belli müdahaleler yapabiliyorsunuz. Bunu da yine hissetmiyoruz. Hiçbir şey, sıfır. İnanılmaz. Yani evet. hakikaten inanılmaz yani. Aynen evet. İlginç de bir alet gördüm demin. Evet evet, 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 evet. İlginç. Şimdi son olarak biraz da implant konuşalım. Ha, Çünkü e, implant aslında artık çok acayip mucizevi noktalara geldi diyeceğim. Doğru değil diyorum herhalde. İmplant teknolojisi aslında aslına bakarsanız çok basit bir anlamda bir vida. <laughs> bu vidayı kemiğe yerleştiriyorsunuz, <laughs> duvarı bir bir de yerleştirir gibi. <laughs> bu vidanın kemikle kaynamasını bekliyorsunuz ve <laughs> bunun süreyi bu sürecin sonunda diş yapıyorsunuz. Şimdi teknoloji evet öyle bir hale geldi ki sadece implantlar gelişmiyor. İnsanlar zannediyor ki implant işte anında diş takılıyor falan bunların içerisinde sadece implant değil implantın üst yapıları da gelişiyor. Yani ağzınıza takılan dişin Implanta bağlandığı her şey geliştiği için aslında anda diş takılmaya başladı. Hı. Şimdi belli konseptler var. E, Bunu da belli yanlışlıklar da aslında beraberinde getiriyor. Homojen bir konuşma biçimi yok çünkü bunda. benim hep takıldığım şeydir bu. E, implantı yaptığınız zaman e, eğer belli bir kaynama süresi hı hı. bekliyorsanız bu standart bir implant ve standart bir protezden ibaret olacaktır. Evet. Ama bazı teknolojik yenilikleri olan implantlar ve o sistemle yapıyorsanız onun için de belli cerrahi sistemler gerekiyor. Anında dişi hastanın ağzına tırnak içinde geçici de olsa hı. sabitleyerek, hı hı. implantların üzerine sabitleyerek. Yani bu şu demek, hasta operasyonda siz operasyonu yaptınız, bitti. Anında ölçü alıyorsunuz. Bu ölçünün sonucunda çok hızlı bir şekilde bir geçici protez imal ediliyor ve bunu hastanın ağzına fikse ediyoruz. Ready mi? Evet evet. evet ile şey. ölçü alıyoruz. Direkt o aldığımız ölçü laboratuvarda anında yapım aşamasına geçiyor. Şunu da söyleyelim ölçü de eskisi gibi değil. Değil. Eskiden termal. kocaman şeyler evet. ağzımıza koyarlardı böyle. Lingual altsılı, hmm. kalkırıklar <laughs> bu <bir> taraftan. aynı <laughs> nefret ettiğim şeydi. <laughs> ve şimdi nasıl alınıyor ölçü? Şimdi çok basit bir kamera var. Evet. Bu kamerada direkt e, alacağınız bölgeyi e, herhangi bir sizin şu anda çıkılan hmm. kameralar gibi o bölgeyi çekerek belli açılarda evet. bir ölçü modeli oluşturuyorsunuz ve kesin bir model o. Yani böyle bir tahmini bir model değil. ve O model üzerinden de e, hemen yine bir 3D e, printer hmm. veya bir kazıcı 3D kazıcı hmm. vasıtasıyla e, hastanın protezini geçici veya sabit evet evet üretebiliyorsunuz. Tabii bunu ee, en estetik olabilecek protezi dahi çok hızlı bir şekilde üretebiliyoruz. Çok önemli. Şey. Çok önemli ve çok hızlı. Evet. Ve çok kesin. Hı. Yani, yani olası hata payı çok, yok gibi yok, bir yok şey. Yok yani. kadar az. Evet. Artık yok kadar. Az. Peki şimdi eskiden tabii daha yaşlı olduğu zaman insanların ağızlarına diş kalmazdı. E, hatta şöyle denirdi işte iki dişin sağlamsa ortada implantancı olur. Böyle şeyler evet, söylenirdi. Evet. İşte ama şimdi anladığım kadarıyla yeni bir teknikle. Tamamen dişsizlere de siz bir şey Her şey Hasta buraya geliyor. Ağız hiç dişi yok mesela. Hiç dişi yok. E, yaklaşık e, gerçekten e, filmlerini çekiyoruz, ediyoruz. E, operasyonu yaklaşık 45 dakika ile 1,5 saat arasında bitmiş oluyor. En kapsamlı operasyon 1,5 saat sürüyor. 6 evet, ta, tamam. 6 implant üzerinde evet alt ya da üst çenede altı implant eğer kapsamlı dediğim operasyonda Hı -hı. kullandığımız bazı farklı malzemeler olabiliyor. Peki. eğer basit bir tedavisi 40 dakika içerisinde bitmiş oluyor. Hı -hı. Çok güzel. Ve evet. tabii 2,5-3 saat içinde de protezi takılıyor. Hı -hı. Yani hasta 2 saat, hadi bir, diyeyim bir yarım saat daha koyun, 3,5 saat içinde dişsiz girdiği klinikten dişli ve o dişlerle akşam yemeğini yiyor. Yani, bir şey. Bayağı. Bu geçici yani, oluyor içi. ama herhalde evet. değil mi? Evet. Onu da 3,5 ay sabrediyor. 3,5 ay sonra <laughs> çok basit ve <laughs> <bir, gülüyor> her şekilde dişlerini fırçalıyor akşam. <laughs> o akşam günlük bildiğimiz tedavisi, şeyle temizliğini, orajini yapıyor. Ondan sonrasında 3,5 ay sonra projesi çıkarıyoruz. Daha kesin bir e, ve dokuların tam adapte olduğu e, bir e, yine kamerayla aldığımız ölçüyle e, bu üretilen, sefer üretilen, evet. kesin üretilen e, bir onun yüzüne göre ya da estetiğine zaten. göre tabii bir de, de güzel yanı şu kullandığımız o geçici de hasta beklentilerinden ne istiyor, ne arzuluyor bize üç, üç kayıt onları yazılı daha olarak net, veriyor evet. tabii, tabii daha evet. beyaz istiyorum daha köşegenli istiyorum ya daha düz evet. istiyorum biraz gitmem. daha düşük ya da altak olabilir Hı -hı. mi biz onların hepsini yazıyoruz fotoğraf foto tabii bu. Fotoğ öncesinden e, öncesinden en sonrasındaki yapılan tedavi hastaya gösterebiliyoruz. Net evet, bir şekilde Tabii. orada da zaten. Ve onun üzerine hastanın bize verdiği donelerle en son olayı da evet. sonuçlandırıyoruz. Hasta çok memnun şekilde ayrılıyor. Peki, başlarken bir soru sormuştum, öyle bitireceğim. Şöyle ki, dedim ki Türk yapı değişiyor mu? Hani dişler, e, yediklerimiz önemli dedik, vitamin eksikliği dedik. Şimdi dişleri korumak için, işte dedik ki fırçalayacağız dişi, ipi vesaire ama Mesela hangi bir vitamini almamız lazım dişlerimiz, ya da hangi besinler iyi gelir bize, ya da hangi nelerden uzak durmak lazım. Çok güzel. Şimdi e, bir de fazla, e, bir diş eti hastalıkları uzmanı olarak e, size ilk önereceğim şey sigara sayat. Sigara <laughs> Yani bunu zaten söylüyorum yani. Bu, yani. Değil çünkü mi? E, ya şöyle düşünün bir e, nikotin Dolu bir gaz odasına girdiniz, Hı -hı. E, hiç sigara içmeyen bir insansınız, özellikle bu havalimanlarında vesaire de olan gibi. Bir anda yavaş yavaş kendinizden geçmeye başlıyorsunuz. Evet, evet. Bunun aynısını e, nikotin gazını ağzınıza aldığınız zaman e, o bir gaz, sıvı değil. Dişitinizin altındaki ve kemiğinizin üzerinde yer alan damarsal yapınızın tamamını da bloke ediyor. Bu da zaman itibariyle savunma sisteminin çalışamamasını, düzgün çalışamamasını ve bunun sonucunda eğer bir diş eti hastalığı genetik olarak da ailede varsa bunu tekrar sizde peyda olmasını ve düşünün toprak kaymasına sebep veriyor. Yani bir binanız var, dişiniz her biri bir bina, cepheden bakıyorsunuz ama altındaki toprak yani dişlerinizin kökleri çevresindeki kemik dilmeye başladı. Bir şey de bilir. şunu daha söyleyeceğim, size hatırlatacağım. Siz daha iyi bilirsiniz. Diş eti hastalıkları bir süre sonra başka hastalıklara da dönüşüyor zaten. Ee, e e kalp kapakçığını problem tabii tabi, kalp kapakçığını problem oluşturabiliyor. Tipiki ki diyabetin hazırlayıcı faktörlerinden birisi. Çok önemli. Derisi. Yani diş eti deyip geçmesi Hayır hayır hayır, hayır evet. kesinlikle. Yani e, sağlıklı bir diş eti mutlaka olması gerekiyor. Yani siz bir binanın temelindeki toprak kaymasını arzu eder misiniz oturduğunuz binada? Hayır, Bu da onun gibi. Ki. Ve e, bununla birlikte uzun dönemde diş eti hastalığının Sigara içen bireylerde anlaşılması da zor. Burada da farklı parametreler giriyor. Mesela bana şöyle hastalar da geliyor. Hasta e, benim hiç diş eti kanamam olmadı diyor ama diş etlerim çekilmeye başladı diyor. Bakıyorsunuz aslında çok ciddi sigara içicisi olduğunu anlıyorsunuz. Ondan dolayı. O anda tabii kanam. ki. Evet kanamıyor. O zaman işte farklı ölçümler yapıyoruz. Onda da artık teknoloji yine söylüyorum senin için içinde. E, o kadar gelişti ki. Dijital evet. diş eti hastalığını ölçen cihazlar var. Müthiş. Müthiş. Tabii Hastalığı size karnesini veriyor. Sonrasında yaptığınız tedavileri de onu da ölçümleyip tamam. karşılaştırmaları dijitize edebiliyorsunuz. Müthiş. Hastaya veri veriyorsunuz, sayısal veriler. Aklım almıyor bu gelişmelere hakikaten. Aynen. Peki, sigara'dan uzak duracağız dişlerimiz evet. zaten her şey için doğal, doğal besinler. Doğal besinler mümkün mertebe Hı -hı. Ee, güncel B vitamini, C vitamini. Yani güncel... B vitamini. İyi geliyor öyle mi dişlere? B, C, C demir. demir. Ama bunların tabii kandaki düzeyleri çok önem arz ediyor. Yine doktor Çinko. kontrolünde onu tabii da söylemekte. Söylemek onu tabii. lütfen söyleyin yani çünkü doktor sanırım. Bunların hepsi kan evet. düzeyleriniz yani yeterli kadar varsa ve yine de bir şeyler varsa bunun genetik orijinine bakmak lazım. Evet. Bir e, ağız bakımınıza iyi yapmanıza bakmak lazım. Şeker Uzaktır. tamamıyla zarar. Evet. Yani. Tekin her şeyi zararlı ee, işte. Gibi, gibi. gibi. <laughs> tamam, sahip olup ne ediyor? Pekala, çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, teknolojinin geldiği noktaları diş hekimliğiyle konuştuk Ümit Bey'le. Gerçekten de e, şapka çıkaracak cinsten e, Artık e, diş hekimlerinden eskisi kadar korkmayacağız. Eskisi değil, aslında hiç korkmayacağız sevgili izleyenler. Bu hafta da bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.